Bir soruyu daha çok alıyoruz biliyorsun zaten hastalarımızdan. Miyomların, poliplerin ilaçla tedavisi var mıdır? Evet, bu gerçekten bize çok soruluyor. Evet. Maalesef yani bunlar organik neden dediğimiz dokulardan çıkan bir yapı. Maalesef ilaçla tedavileri yok. Evet, biz bazen ilaçlarla miyomları küçültebiliyoruz ama bunlar geçici Geçici süreyle yapılan. tedavi. Mesela bazen çok büyük bir miyom oluyor. Bunun tedavisini daha kolay yapabilmek için, ameliyatını daha kolay yapabilmek için kısa dönem bazı ilaçlar kullanılabilir ama hiçbir zaman miyomu veya polibi ilaç tedavisiyle eritemiyoruz. Ya da sana da çok sorulmuştur. Hocam doğum yapsam miyom geçecekmiş. Hayır, maalesef keşke geçse diyorum. Tam tersine gebelik hormonlarının etkisiyle östrojenle, progesteronla miyomlar daha fazla büyüyebiliyor. O yüzden Eğer maalesef çok sıkıntı yaratan durumlarsa bunlar her zaman Hı-hı. yaratmıyorlar. Mutlaka cerrahi olarak tedavi edilmeleri gerekiyor. Verdiğimiz ilaç tedavileri de aslında hastalarımızın daha konforlu bir cerrahi geçirmesi için. Yani Doğru. hastalarımızı cerrahi hazırlamak için verdiğimiz miyomları küçülten bu ilaç tedavilerinin sadece ameliyat konforunu artıracağını bilmeleri gerekiyor. Çok doğru. Bir de çocuk düşünmediğini düşünelim bir bayanın. Yani miyomu var ama çocuk düşünmüyor. O zaman bizim tedavi seçeneklerimiz biraz daha çeşitleniyor. Yani ilaç tedavilerimiz evet o şikayet mesela adet kanaması uzun sürüyor. Biz bunu belli ilaçlarla daha normale çekebiliyoruz. Veya hormonlu bir spiral takarak miyomun biraz daha büyümesini engelleyebiliyoruz. Veya Yani yarattığı adet evet yani düzensizliğini hastamızın bize geliş şikayetini çözebiliyoruz. Evet miyomu kaybedemiyoruz. Onu tamamen yok sıfırlayamıyoruz. edemiyoruz. Ama onun anne adayına ya da bayana verdiği şikayetleri azaltabiliyoruz. Bir de miyomlarla ilgili, yani tabii ki doğurganlık çağındaki miyomları konuştuk. Bir genç kadın gebelik planlıyorsa miyomlara nasıl yaklaşacağımız hakkında bilgi verdik. Ama artık gebelik sayısını tamamlamış. Yeniden gebe kalmak ve doğum yapmak istemeyen ama düzensiz adet kanamalarından çok muzdarip olan ve bunu ilaçlarla tedavi edemediğimiz miyomları olan 40, 42, 43, 45 yaşındaki bir kadına nasıl davranıyoruz? Evet, burada aslında sohbet ediyoruz. Yani durumu anlatıyoruz. Eğer miyomlar büyükse, şikayet yapıyorsa, adet düzensizliği olabilir, ağrı olabilir, bazen makata baskıdan dolayı kabızlık olabilir, bazen ilişkide çok ağrı yaşayabilir bayanlar. Yani hayat kalitesini bozan bir şikayeti varsa o zaman miyomların ameliyatını öneriyoruz. Bunun da çeşidi var. Yani eğer yaş grubu uygunsa sadece miyomun alınması veya rahmin alınması veya eğer daha ileri yaşta bir anne adayı anne ise o zaman yumurtalıkların da alınması bunu mutlaka artılarını eksilerini konuşarak yol haritamızı belirliyoruz. Miyomlardan bahsediyorduk ve miyomla gelen bir hastamızın yaşından, beklentisinden ve buna göre bizim tedavi yaklaşımımızdan. Ertan. Şimdi Aylin her zaman bizim söylediğimiz şey şudur. Tedavi kişiselleştirilmelidir. Yani kişiye göre tedavi uygulamamız gerekiyor. Örnek çocuk düşünen bir anne adayında bir miyomla karşılaştığımız zaman miyomu değerlendirdik. Gebeliği etkileyebileceğini düşündük. Sayılarının fazla olduğunu düşündük. Miyomların büyük olduğunu düşündük. O zaman önce miyomları almayı öneriyoruz. Ya da miyomların yerlerinin küçük olduğunu, önemsiz olduğunu düşündük. O zaman hiçbir şey yapmıyoruz. Ya da miyomun rahim içerisinde olduğunu ve kesin gebeliği etkileyeceğini düşündük. O zaman hemen müdahale Müdahale ediyoruz. ediyoruz. Ama bize gelen bayan 48 yaşında. Yıllardan beri miyomun olduğunu söylüyor. Adet düzensizliğinin olduğunu söylüyor. Hayat kalitesinin hep kötü olduğunu söylüyor. Yani aslında biraz bıkkınlık da olmuş. Bizim açımızdan artık o miyomun alınması, hatta yaş ve menopoz durumu gözetilerek rahmin Sadece miyomun değil, alınması, bazen rahmin bile evet ve alınması. hatta bazen aileyle, anneyle konuşarak artılarını, eksilerini, yumurtalıkların alınmasını bile önerebiliyoruz. Yani mutlaka bu değerlendirmeyi bize gelen kişinin şikayeti ve geliş dönemiyle ilgili ilişkilendiriyoruz. Bu bizim için önemli.